İnşallah. Beklediğimiz. Sanık içinde ağırlaşmış Ömür Bey muhabbet hapis talebinde mütalasında bulundu savcı. Önümüzdeki celse karar celsesi olacak. Diğer sanık oğlu olan Efe'nin tutuklama talebinin hükümle beraber değerlendirmesine karar verdi. Gönül isterdi ki o da bu aşamada tutuklansın. Çünkü babasının geçmiş hayatı, çevresi, arkadaşları, dostu itibariyle kaçma şüphesi çok yüksek. Ancak mahkeme bu talebimizi hükümle beraber değerlendirmeye karar verdi. Ama nihayetinde dosyanın tüm delilleri toplandı. Biz bu aşamada, zaten mütalaa da buna göre oluşturuldu. İnancımız o ki mahkemede, adaleti tesisinde en iyi bir haliyle gereğini yapacaktır. Ve en önemlisi şuydu, geçen celse şunu ben özellikle dile getirmiştim, hiçbir pişmanlıkları yok demiştik. Bugün de aynı şekilde bu pişman olmama halini devam ettirdiler. Hala ve hala dahi işte diğer görevli polis memurlarına ve hatta işte ölümden dönen polis memuruna dahi burada iftira atmaya da kalkıştılar. Pişmanlıkları yok ve mütalaada da bunu bu yönde TC 62'nin uygulanmamasını talep etti savcımız. İnşallah da her ikisi de ağırlaşmış Ömür Bey mahpus hapis cezasıyla cezalanır. Annemiz burada. Yüreklere bir nebze su serpilmiş olur. Bir önceki duruşmada bilirkişi raporu, işte kamera kayıtları vesaire isteniyordu. Kamera kayıtlarını talep etmişlerdi. Ona ilişkin tutanaklar geldi. Talep ettikleri kameranın olay tarihinden sonraki bir tarihte taktırıldığına, faturaların taktırıldığına ilişkin, sonraki tarihte faturaların mevcut olduğuna ilişkin, site yöneticisinin de imzasının olduğu tutanak tutuldu. Yani o iddialar da bu aşamada boş çıktı. Zaten bununla sanık tarafının çabası şu yönde. Konuyu saptıralım, olayı dağıtalım, algıyı başka yöre çekelim ve biz burada aradan işte Fatih'i, öncelikle Efe'yi, sonra Fatih'i sıyıralım. Ama ne mahkeme ne de biz buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz de. Kimler dinlendi? Olay olduğu andan sonra olay yerine giden 4 polis memurundan 3 tanesi dinlendi. Ali, Oktay ve Mustafa dinlendi. Ali yurt dışında olduğundan dolayı ve dosyada bu aşamada gelinen dosyanın gelmiş olduğu aşama itibariyle dinlenmesine gerek olmadığı, dosyayı yine katmayacağı değerlendirildi. Onun dinlenilmesinden vazgeçti ve mütalaya geçildi. Evet. Efe için yardımdan, doğrudan faillikten de Fatih Öztürk'ün için talep edildi. Meslektaşım çok ayrıntılı beyanda bulundu. Yalnız basına da yansıdığı için şu hususu açıklamak istiyorum. Hasmı yok arkadaşlar. Yani bu olayla alakalı sosyal medya hesaplarında olaydan bir gün önce, iki gün önce yer bildiriminde bulunmuş sanık Fatih Öztürk. Bizim bir hasmımız olsa biz gidip yer bildiriminde bulunmayız. Bu sebeple basına da bu şekilde yansımış olması sebebiyle bu hususun sizin tarafınızdan da aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum. Facebook hesabından olaydan bir gün önce, iki gün önce yaptığı paylaşımlar noktasında da hiçbir şekilde bu beyanların itibar görmediği mahkeme tarafından da değerlendirildi, mütalaya da yansıdı. Biz mütaladan gayet memnunuz. Meslektaşım ayrıntılı olarak da söyledi. Adaletin yerine ulaşacağı noktasında zaten hiçbir soru işaretimiz yok. Bizim şehit kardeşimiz rahat uyuyacak, ailemiz rahat edecek. Tek derdimiz, tek amacımız o. Bunun için de buradayız. Çıkartıyorlar bak. Neden vurdular ama? Ağzını burnunu kan.